Herkese merhabalar arkadaşlar. Twitch kanal sadakat puanlarıyla alınan bir başka içeriği sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Mete arkadaşımız ufak çaplı bir Frost Dead Knight rehber videosu talep etti. Biz de çok uzun olmamak koşuluyla ancak gerekli içeriğin de var olduğu bir rehber hazırlamaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz ve işinize yarar. Videomuza geçmeden bir hatırlatma yapalım. Bu anlatacağımız şeyler temel bilgiler olup içinde bulunacağınız duruma veya oynama şeklinize göre farklılıklar gösterebilir. Bazı temel beceri ve özelliklerden başlayalım. Frost Dead Knight, melee, yani yakın mesafeden savaşan bir sınıftır. Bu nedenle birçok melee sınıf gibi o da enerji olarak mana harcamaz. Bazı beceriler sayesinde elde ettiği Runic Power adı verilen bir güç ve Dead Knight olmasından gelen Rune adı verilen güç kaynakları harcar. Rune'ler genelde zamanla kendini yeniler, yani cooldown dediğimiz şekilde dolar ve harcanabilir hale gelir. Runic Power gücünün ise nasıl elde edildiğini ilerleyen dakikalarda anlayacaksınız. Başlıca önemli temel beceriler ise şu şekildedir. Obliterate. Her iki kılıç ile vurulur, ağır fiziksel hasar verir. İki tane rune harcarken temelde 20 Runic Power elde edilmesini sağlar. Yeri gelmişken bundan da bahsedelim. Frost Dead Knight çift elle tek el silah taşıyan bir sınıftır. Ancak önümüzde gelecek olan Shadowlands eklenti paketinde bir adet çift el silah taşıma özelliğini tekrar kazanacak. Daha önce bu özellik mevcuttu, şimdi ise tekrar geliyor. Frost Strike. Yine çift silahla yapılan bir darbedir. Ancak Frost hasarı verir ve 25 Runic Power harcar. Howling Blast. Alan etkili bir beceridir. Etki ettiği her düşmana Frost Fever isimli bir dot bırakır. Düşmanın üzerine bırakılan bu hastalık yavaş yavaş zamanla hasar verir. Temel özelliklerden birisidir ve düşmanın üzerinde hep var olduğundan emin olunmalıdır. Bir rune harcar, 10 runic power kazandırır. 30 yarda kadar etkilidir. Remorseless Winter. Yine alan etkili bir beceridir. Ancak kendimizin 8 yarda etrafında. Etrafınızı bir kar fırtınası sarar ve bu alan içerisinde bulunan düşmanınızın hareket hızı 8 saniye boyunca %20 düşer. Bir rune harcar ve 10 runic power kazandırır. Chains of Ice. Yine bir rune harcayıp 10 runic power kazandıran bu beceri temel bir savaş becerisi değildir. Düşmanınızı buzdan zincirler içerisine alır ve hareket kabiliyetini 8 saniye boyunca %70 azaltır. Ancak ileride sizlere tavsiye edeceğim yetenek nedeniyle ana becerilerden biri haline gelecektir. Anti Magic Shell. 1 dakika yenilenme süresine sahip olan bu beceri sizleri büyüsel hasara karşı korur. Icebound Fortitude. 3 dakika yenilenme süresine sahip olan bu beceri ise sizleri her türlü sersemletme etkisinden kurtarırken aldığınız hasarda 8 saniye boyunca %30 azaltır. Death Strike. Canınızın minimum %7'si olmak koşulu ile son 5 saniye içinde aldığınız hasarın %25'ini can olarak geri kazanmanızı sağlayan bir saldırı becerisidir. 45 Runic Power harcar. Mind Freeze. 15 saniye yenilenme süresine sahip, 15 yard mesafeden kullanılabilen, oyun içerisinde sık duyduğunuz interrupt özelliğine sahip bir beceridir. Sırada sayacağım iki beceri ise düşmanınıza saldırırken yaptığınız saldırıyı güçlendirmenize yarayan becerilerdir. Empowered Rune Weapon. Yenilenme süresi karakterinize bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte 1,5 dakika yenilenme süresi vardır. Sizin saldırı hızınızı, yani haste'nizi %15 arttırırken bir rune kazandırır ve 20 saniye boyunca her 5 saniyede bir 5 runic power verir. Rünleriniz bitmeye yakın kullanmanızı tavsiye ederim. Pillar of Frost. 15 saniye boyunca %15 strength, yani kuvvet verir. Ayrıca bu süre boyunca harcadığınız her rune için yine %1 strength kazanırsınız. 45 saniye yenilenme süresi mevcuttur. Diğer bazı becerilere girmeyeceğim. Bu sıraladıklarım Frost Dead Knight özelinde ve öneminde olduğu için anlatma ihtiyacı duydum. Ancak merak ettiğiniz bir beceri olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Becerileri de geçtikten sonra karakterimizi oluşturmaya başlayabiliriz. Son bir kez hatırlatma yapalım ve talent, yetenek oluşturma faslına geçelim. Şu an sizlere aktaracağım bilgiler Battle for Azeroth eklenti paketinin 8.3 yamasına özel olup içinde bulunduğunuz grup ve durum için değişiklikler gösterebilir. Ancak bazı temel kuralların çok değişeceğini sanmıyorum. Yetenekleri anlatırken de bütün yetenek ağacını tek tek açıklamaktansa kullanışlı olanları sizlere aktaracağım. Yine merak ettiğiniz bir yetenek olursa yorumlar kısmında lütfen sorun. Sizler için açıklamasını yaparım. 56 level yeteneklerinden Cold Heart isimli yeteneği tavsiye ederim.
Üzerinize her 2 saniyede bir artacak şekilde 20 stack frost hasarı biriktirir ve Chain of Ice becerisi ile saldırı gücünüze bağlı olarak bir anda düşmanınızın üzerine boşaltmanızı sağlar. Pillar of Frost yeteneği ile senkronize halde kullanılınca epey güçlü bir yetenek haline geliyor. 57 level yeteneklerimizden ise Runic Attenuation isimli yeteneği önermekteyim. Bu yetenek ile her otomatik saldırınız ile 3 Runic Power elde etme şansı yakalarsınız ki ana harcanan gücümüz bu olduğundan epey önemli. 58 level yetenek sırası ise kalabalık kontrolü yapmamıza imkan sağlayan bir takım yetenekler barındırıyor. Saldırı gücümüz etkilenmeyeceğinden ben bu sırada sizlere Affixicate öneriyorum. 45 saniye yenilenme süresiyle 15 yard mesafedeki bir düşmanınızı 4 saniye boyunca boğarak sersemletir. Stun denilen bu yetenek bosslarda işe yaramazken dungeon, PvP gibi ortamların vazgeçilmezidir. 60 level yetenek sırasında ise sizlere 2 yetenekten bahsedeceğim. Ağırlıklı olarak Frozen Pulse isimli yeteneği öneriyorum. Aktif kullanılmayan rün sayınız 3 ise etrafınızdaki herkese frost hasarı veriyor. Tek hedefe saldırırken de etkili olan bu yetenek alansal olarak da sizi geride bırakmayacaktır. Ancak Frostside yeteneği de alansal olarak güçlü bir yetenektir. Size bir beceri kazandıran bu yetenek, saldırı gücünüze bağlı olarak önünüzde bulunan düşmanlara tırpanla süpürecek şekilde frost hasarı verir. Ve rotasyon kısmında bahsedeceğimiz Killing Machine proc özelliğinden de faydalanır. Ve kritik hasar verdiğinde verdiği hasar 4 katına kadar çıkabilir. Bu nedenle alansal olarak çok etkilidir. Level 75 yetenek sırasında yine 2 yetenek ele alacağız. Bu sıra ağırlık olarak defansif özellikler barındırır. Bu nedenle saldırı gücünüz etkilenmez. Raid Roll yeteneği epey hantal olan Dead Knight sınıfı için çok önemlidir. Bütün yavaşlatma ve yerine sabitleme etkilerinden kurtarırken 4 saniye boyunca hareket hızınız %70 artar. Bu süre zarfı boyunca da hızınız %170'in altına düşürülemez. 60 saniye yenilenme süresi vardır. Diğer tarafta ise sizleri tabiri caiz ise bir kez olsun ölümden kurtaran Death Pack yeteneği var. 2 dakika yenilenme süresine sahip olan bu yetenek size canınızın %50'sini verirken 15 saniye maksimum canınızın %30'u kadar gelen hasarı engeller. Özellikle yüksek seviye dungeonlarda ve PvP alanlarında hayat kurtarıcı olabiliyor. 90 level yeteneklerinde ise Gathering Storm önerilen yeteneklerdendir. Her harcanan rune, Remorseless Winter becerimizin hasarını arttırır ve süresini yarım saniye uzatır. Pasif bir yetenektir, kullanışlıdır. Ancak ben bu seride Frostworm's Fury yeteneğini öneriyorum. Epey güçlü olan bu yetenek saldırı gücünüzün %300'ü kadar önünüzde bulunan 40 yard mesafeye frost hasarı verir. Bunu yaparken de düşmanlarınızı yavaşlatır. Ayrıca bir Death Knight olarak düşmanlarınızın üzerine Syndragoza salıyor olmak hem ikonik olarak çok güzel bir görüntüye sahip hem de kendinizi tam bir Death Knight gibi hissetmenize neden olur. Son sıra yeteneklerindense Breath of Syndragoza epey güçlü bir seçenek. Runic Power'ı bitene kadar önünüze frost hasarı üfler. İlk hedef daha fazla hasar alırken geriye doğru bu hasar düşer. Bu yetenek sizin rünlerinizi nasıl kullandığınızda doğru orantılı olarak güçlenir. Bütün rünleriniz açıkken başlatmanızı tavsiye ederim. Böylelikle Runic Power'ınızı bir yandan arttırırken bir yandan da bu yetenek ile hasar yapmaya devam edebilirsiniz. Benim de sizlere önereceğim yetenek bu olacaktır. Öte yandan Ice Cap isimli yetenek de göz ardı edilecek gibi değil. Frost Strike ve Obliterate becerileri kritik vurduğunda Pillar of Frost becerisinin yenilenme süresini 3 saniye azaltır ki daha fazla Active Strength edinmenizi sağlayabilir. Eğer Frostside yeteneğini aldıysanız bu yetenekle gelen tırpan becerisi de bu etkiye sahip olur. Son olarak benim sizlere tavsiye ettiğim yetenek sıralamasını sizlerle paylaşıyorum. Azerite Trait denilen göğüslük, omuzluk ve kafalık yani Azerite Armor'lardan gelecek olan pasif yeteneklerde ise en önemlilerini sırasıyla anlatacağım. Eğer sahip olduğunuz eşyada bunlardan herhangi birisi yoksa rehber sitelerinden herhangi birine bakıp önem sırasına göre verebilirsiniz. Videonun altında Icy Veins'in bu anlamdaki linkini sizlere paylaşacağım. Ice Steel. Pillar of Frost sona erdiğinde 6 saniye boyunca strength elde etmeye devam edersiniz. Bu süre Pillar of Frost esnasında vurduğunuz her kritik obliterate ve frostbite için 2 saniye artar. Frost Webs Indignation. Gücü karakterinize bağlı olacak şekilde Pillar of Frost yeteneği önünüze doğru küçük bir Syndragoza salmanıza neden olur. Yine karakterinize bağlı olarak belirli bir oranda mastery kazandırır. Bu iki Azerite gücünü görürseniz mutlaka kullanın. Eğer yok ise Frost Strike becerinizi güçlendiren Latent Shield ve
proc olasılığını arttıran Killing Machine Azeritleri de kullanılabilir. İç halkada da herkes için neredeyse genel olan özelliklerden sırası ile Overwhelming Power, Elemental Whirl ve God Ripper seçilebilir. En iç halkada ise stat veren Long Strider epey kullanışlı. Eğer yoksa anti-magic becerinizi güçlendiren Runic Barrier de kullanılabilir. Frost Dead Knight'ta stat önceliği şu şekildedir. Critical Strike, Mastery, Versatility, Haste. Essence'lere gelecek olursak. Eğer PvP'den gelecek olan Essence'leri alma imkanınız varsa, önereceğim Essence sırası Blood of Enemy, Memory of Lucid Dreams, Essence of Focusing Iris ve Breath of Dying şeklindedir. Eğer PvP imkanınız yoksa, Blood of Enemy yerine Whirlwind Resonance güçlü bir alternatif. Gem ve enchantlarda ise durum statlarınıza bağlı olarak değişebilir. Yüzükler için Critical Strike öncelikli olmak üzere, eğer yeterince crit varsa üzerinizde Mastery ile devam edilebilir. Silah enchantlarında ise Dead Knight'ın kendi öz efsunları kullanılacak. Ana eldeki silahta Rune of Razor Eyes kullanılırken, ikinci eldeki silahta ise Rune of the Fallen Crusader kullanılacak. Corruption'lar 8-3 yamasının vazgeçilmez DPS kaynağı. Özellikle artık satın alınabilir hale geldiğinden üzerine gidilmesi gereken bir konu. Bu rehberde başlıca Corruption'lardan bahsedeceğim. Raid bossları gibi tekil hedefe saldırırken Infinity Star Corruption'un çok etkili. Alansal etki arandığında Twilight Devastation önem kazanmaya başlıyor. Eğer bunlara sahip değilseniz ve yeterince Corruption Resistance özelliğine sahipseniz, Severe isimli Critical Strike statı veren Corruption kullanılabilir. Bunun sonrasında ise Expedient isimli Haste statı veren Corruption da kullanılabilir. Öte yandan Gushing Wound Corruption özelliği de göz ardı edilir gibi değil. Tabi bunların hiçbirine sahip değilseniz ve ek özellik kazanmak niyetindeyseniz, yine aşağıdaki Ice Veins linkinden Corruption'ların güç sıralamasını bulabilirsiniz. Karakterimizi oluşturduk. Son olarak özetle bir rotasyon bilgisi de verelim ve sonrasında sizlere veda edelim. Dövüşe başlarken Chain of Ice mantıklı olur. Böylelikle yeniden steklenmesi için zaman kazanmış oluruz. Ardından Howling Blast ile dotumuzu düşmana bırakabiliriz. Sonrasında ise Büyük Sindire Gozamızı düşmanın üzerine salalım. Burst açılışımızı yaptıktan sonra Pillar of Frost ile kendimizi güçlendirip Obliterate ile hem damage yapıp hem Runic Power kazanalım. Bu sırada karakterimizde açılabilecek olan 2 adet proc özelliği mevcut. Özetleyecek olursak proc bedava ve daha güçlü vurulabilen yetenek anlamına gelir. Rime, Howling Blast becerinizi güçlendirir. Killing Machine ise Obliterate ya da Frostsight becerinizi güçlendirir. Yani dövüş sırasında Rime açılırsa Howling Blast, Killing Machine açılırsa Obliterate kullanacağız. Rünlerimizin tamamına sahip olduğumuzda ve Runic Power'ımızın full olduğunu gördüğümüz anda ise Breath of Syndragoza yeteneğini aktif hale getiriyoruz. Rünleri mümkün mertebe Obliterate ile harcıyoruz. Empowered Rune Weapon becerisi ile rün kazanıp Obliterate vurmaya devam ediyoruz. Breath of Syndragoza boyunca da Frost Strike vurmayacağız. Çünkü bu beceride Runic Power harcadığından Breath of Syndragoza yeteneğimizin erken bitmesine yol açar. Breath of Syndragoza bittikten sonra ise stabil rotasyona girmiş olacağız. Yenilenme süresi her dolduğunda Pillar of Frost kullanacağız. Obliterate ile Runic Power biriktirip Frost Strike ile hasar yapacağız. Eğer çoklu düşmana saldırıyorsak Remorseless Winter aktif hale getirilebilir. Bu beceri aynı zamanda harcanacak Runic Power kalmadığında tekil hedefe karşı da kullanılabilir. Bundan sonrası ise beceri ve proc takibi şeklinde devam eder. Beceri ve yeteneklerimizi uygun şekilde yenilenince tekrar kullanacağız. Eğer Frostsight tırpan yeteneğini aldıysanız ve önünüzde kalabalık bir düşman grubu varsa Obliterate yerine bu tırpan özelliğini kullanacaksınız. Obliterate ile aynı özelliklere sahip olacaktır. Temel olarak Frost Dead Knight, Battle for Azeroth eklenti paketi 8-3 yamasında bu şekilde oynanır. Söylediğim gibi temel bir rehber niteliğindedir, içinde bulunduğunuz gruba, duruma ve sahip olduğunuz eşyalara göre farklılıklar gösterebilir. Umarım faydalı bir rehber olmuştur. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.